Bismillahirrahmanirrahim. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve ilk arkadaşları hep anlaşılamamak, dışlanmak, efendime söyleyeyim takdir görmemek, tam aksine acımasızca eleştirilere ve sonra da hücumlara, saldırılara maruz kalmak. Bu ilk başladı. İnned dine beda gariben. Bu din garip olarak başladı. Gariplerin diniydi. Yani uzak olan insanların diniydi, anlaşılamayan insanların diniydi, inancıydı. Toplumun benimsemediği, kabul etmediği, kabul etmekte zorlandığı kişilerin sahip çıktığı bir dindi. Bu yüzden o ilk garipler sahabe-i kiramdır. Mesela Yahudu gariba diyor. Sonunda, ahir zamanda bu din yine garip bir hale gelecektir diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ve sonra diyor ki fetûbâ lil gurabâ. O gariplere müjdeler olsun. Onlar insanların fesada uğrattığı şeyi düzeltirler, ıslah ederler diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bir böyle manalandırmıştır. Bir de bazı zatlar bu hadise tabii çok geniş manalar vermişlerdir. Bu manalardan birisi de şudur. Ahmet Antaki gibi bir zat ilk dönem mutasavvuflarındandır. Sırı-ı Sakati gibi zatların yanında terbiye görmüştür. O da İslam'ın garip hale gelişini şöyle anlatıyor. İslam'ın diyor çok büyük güzellikleri var diyor. İslam'ın tertemiz bir akidesi var diyor. Tertemiz bir inanç sistemi getirmiştir. Tesbihi, tenzihi sağlamış. Allah'ı bütün ortaklardan ve şirklerden temizlemiş. İnsanların aklına, kalbine, zihnine hitap eden temizlikte bir akaide, bir inançla gelmiştir. Ama sonra duya kendilerine kelam ehli diyen, kendilerine feylesof diyen, filozof denen bir kısım insanlar İslam dininin o tertemiz akidesini bulandırmış, bozmuş ve anlaşılamayacak garip bir hale getirmişlerdir. İşte akaid ilmi bu feylesofların, filozofların bu güya kendilerini o dönem için entelektüel aydın olarak lanse eden kişilerin elinde maalesef İslam'ın o tertemiz akidesi garip ve anlaşılmaz bir hale gelmiştir. Zavallı bir hale getirilmiştir. عن بهاء وعلاء لا نحيد وضياء ووفاء ووحيد.